Merhaba arkadaşlar. Krematoloji dersinin ikinci haftasına hoş geldiniz. İlk hafta basınçlarla başladık. Yine basınçla devam edeceğiz. Basınç kavramları üzerine devam edeceğiz bu haftada da. Aynı şekilde hatırlarsınız geçtiğimiz haftaki dersimizde basınç kavramı içerisinde standart basınçtan yani ortalama basınçtan 1013 milibar ya da 760 milimetre olarak bahsettiğimiz ortalama basınçtan bahsetmiştik. Standart basınçtan bahsetmiştik. Şimdi bu haftada madem böyle bir standart var, bir ortalama var, demek ki bunun üstü ve altı olarak ifadelendiren ya da isimlendiren basınç yapıları da söz konusu. Yani yüksek basınçlar ve alçak basınçlar da söz konusu. Bu hafta yüksek basınç ve alçak basınç ve bunlarla ilgili kavramları konuşacağız. Ve bunların da tabii nasıl oluştuğunu, yüksek basınç merkezlerinin ya da alçak basınç merkezlerinin nasıl oluştuğunu, buna bağlı olarak da hava hareketlerinin doğuşu, yani havanın bir yerden bir yer değiştirmesiyle ilgili süreçleri de yani bu mekanizmanın temellerinde bu hafta görmeye başlayacağız. Şimdi daha önce mesela konuştuğumuz daha önceki derslerden hatırlarsanız eğer yeryüzünde özellikle basınç merkezlerinin oluşumunda ve dağılışı üzerinde birçok etmenin etkili olduğunu söylemiştik. Yani burada işte sıcak faktöründen bahsetmiştik, yer çekiminin etkisinden bahsetmiştik, havanın yoğunluğundan da bahsetmiştik ama özellikle bunların içerisinde önemli faktörlerden bir tanesi termik koşullar. Yani ısınma soğuma koşulları olduğunu söylememiz lazım. Yine ilk dersimizden hatırlarsanız konuşmuştuk. Hava ısındığı zaman hafiflediğini, genişlediğini ve yükseldiğini biliyoruz. Bu fiziksel bir kurallar çerçevesinde. Ve tabii ki yükseldiği için de havada yeryüzüne yapmış olduğu etki ağırlık azaldığı için de yeryüzünde o bölgede alçak basınç alanı oluşuyor. Yani havanın ısınması ve yükselmesiyle birlikte o bölgede bir alçak basınç alanı oluştuğunu söylememiz gerekir. Buna karşılık hava soğuduğu zaman yine daha önce de konuştuğumuz gibi yoğunlaştığını, ağırlaştığını ve yer çekiminin etkisiyle tabii ki aşağıya doğru, yeryüzüne doğru çöktüğünü, etkisini arttırdığını ya da ağırlığını arttırdığını söyleyebiliyoruz ki burada aynı zamanda biz yüksek basınç diyoruz bu şekilde. Hatta yine hatırlarsanız şunu söylemiştik. Alçak basınçta hava yükselici hareket gösterir. Yüksek basınçta ise alçalıcı hareket gösterir. Bu şekilde bir çapraz kavram söz konusu. Bunların da birbirine karışmaması önemli. Bu anlamda baktığımız zaman yani bir yerde hava ısınıp yükseldiğinde ve basınç azaldığı zaman ya da soğuyup alçaldığı ve basıncı arttığı zaman çevresiyle kendisi arasında yani bulunduğu alan arasında bir denge problemi ortaya çıkıyor. Yani bir dengesizlik yaratılıyor. Yani normal standart bir basıncın olduğu bir alanda örneğin havanın bir bölümünün bir yerlerde ısındığını ve yükseldiğini gördüğümüz zaman ki bu güneşlenme ile ilgili tabii ki süreçler aynı zamanda yükseldiğini düşündüğümüz zaman var olan denge kayboluyor. Orada alçak basınç haline geçiyor. Dolayısıyla ya da tam tersi oluşabiliyor. Bir tarafta hava soğuyup alçaldığı zaman da hava yüksek basınç koşulları haline geçmeye başlıyor ve yine denge bozuluyor. Dolayısıyla o alan ile çevresi arasında bir gradyan yani bir fark doğmuş oluyor. Rüzgar, basınç açısından bir fark doğmuş oluyor. Dolayısıyla ortaya çıkan bu dengesizliğin giderilmesi ancak havanın yatay yönlü hareketiyle bir anlamda gerçekleşebiliyor. Diğer bir anlamda da baktığımız zaman bu noktada da havanın bu dengesi değişen iki nokta arasında alçak ve yüksek basınç haline gelen bu iki nokta arasında aradaki farkın giderilmesi için bir hareket doğmaya başlıyor. Yani havanın yatay yönlü hareketi başlıyor ki biz de buna rüzgar diyoruz. Yani rüzgar bir anlamda havanın yatay yönlü hareketi. Slaytlarda ya da ders notlarınızda bunları göreceksiniz. Aynı zamanda görebiliyorsunuz. Başka kaynaklarda da görebilirsiniz. Çok basit bir mekanizma içerisinde ısınan havanın yükseldiğini, üst atmosferde birikim neticesinde yoğunluğunun arttığını ve yüksek basınç oluşturduğunu, buna karşılık komşu bir sahada soğuyan havanın alçaldığını ve zeminde yüksek basınç oluşturduğunu, öbür tarafta zeminde alçak basınç var, bir tarafta yüksek basınç var. Tıpkı akarsuların dağların üst kesimlerinden denizlere doğru akması gibi, yani hiçbir akarsu denizden yukarıya doğru akmaz, dağların üst kesimlerine doğru akmaz. Yani akarsular nasıl yüksekten alçağa doğru akıyorlarsa, havanın hareketi de yüksek basınçtan alçak basınca doğru olmaktadır aynı zamanda. Dolayısıyla alçak basınç oluşan sahaya komşu yüksek basınç alanlarından bir hava hareketi yani bir rüzgar hareketi doğacaktır. Bu şekilde yüksek basınç oluşan yerlerde yerlerin üst atmosferinde hava nispi olarak alçaldığı için de alçak basınç oluştuğu için de bu sefer üst atmosferdeki yüksek basınçtan o alana doğru bir hareket söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bir çevrim yaşanmaya başlayacaktır. Bu tabii ki küresel ölçekte de karşılaşılabildiği gibi
daha küçük ölçeklerde, örneğin kara ve deniz meltemlerinde olduğu gibi, yani günlük sıcaklık farkından oluşan kara ve deniz meltemlerinde olduğu gibi, deniz kıyısında kara ile deniz arasında oluşabilen bir yapı olabileceği gibi, büyük küresel anlamda işte enlemler arasında, ekvatorla tropikler arasında, yazı tropikal bölgelerle işte orta enlemler arasında gerçekleşen büyük sirkülasyonunda aslında temel mekanizmasını oluşturan bir yapıyı karşımıza çıkıyor. Ölçek farklı olsa da mekanizma aynı, düşünebiliyoruz bu noktada. Dolayısıyla yüksek ve alçak basınç merkezlerinin oluşması, ki büyük ölçüde termik sebeplere de bağlı olarak oluşan bu yapıda da hava hareketlerinin doğuşu, yani sirkülasyonun, genel bir sirkülasyonun, genel atmosfer sirkülasyonu ya da rüzgar hareketinin oluştuğunu, oluşmasına etken oluşturduğunu söyleyebiliyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman havanın ısınmasıyla termik kökenli bir hava hareketi oluşmakta, yani üst atmosfere doğru bir yükselim söz konusu olmakta. Bu hareket yukarı doğru dikey bir hava halinde geliştiğini söyleyebiliyoruz. Burada tabi üst atmosfere doğru dikey olarak yükselen hava yukarıda birikerek etrafına doğru, üst atmosferde etrafına doğru yayılmaya başlayacak ve komşu alanlarda yoğunlaşarak, tekrar ağırlaşarak zemine doğru çökmeye başlayacak. Ve bu şekilde yüksek basınçlarda yukarıdan aşağıya doğru bir hareketi, yani üst atmosferden aşağıya doğru bir hareketi de beraberinde getirecek. Bu anlamda işte bir baktığımız zaman, yani bu süreçte, yani yüksek basınç ve alçak basınç oluşumlarına baktığımız zaman ve aradaki oluşan farkın da giderilmesi için bir hareket ortaya çıktığı için de, yani biz buna hava hareketi ya da rüzgar diyoruz. Sıcaklık ve yoğunluk nedeniyle oluşan bu basınç farkından doğan hava hareketleri özellikle bakımından farklı olarak, farklı adlarla tanımlandırılıyor. Yani bizim havanın yönlü hareketi, yatay yönlü hareketini rüzgar olarak isimlendiriyoruz ama aynı zamanda buna genel ifade olarak, genel isim olarak advektiyon deniyor. Tabii şimdi bazı kelimeleri kullanacağız, bazı kavramları kullanacağız. İşte mesela daha önceki dersimizde gradyan demiştik, yani fark kelimesini kullanmıştık. Basınç gradyanı ya da sıcaklık gradyanı kullandığımız temel terminolojik deyimler içerisinde. Aynı şekilde işte şimdi kullandığımız advektiyon ya da daha sonra kullanacağımız diğer kelimeler bu bilim dalının kendi terminolojisi içerisinde kullandığımız kavramlar ve bundan sonraki derslerimizde de işte havanın yatay yönlü hareketi demek yerine advektiyon ya da advektif bir hareket gibi kavramları kullanacağız. Dolayısıyla bu bizim kendi kelime dağarcığımız açısından bilmemiz gereken, yani mesleğin kendi ifadeleridir, kendi kelimeleridir. Bunları da zaman içerisinde aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekecek. Advektiyonun, yani yatay yönlü hareketinin yönü belli ise, yani nereden nereye gittiği bir şekilde belli ise, biz buna rüzgar diyoruz. Yani aslında rüzgar havanın bize hangi yönden geldiğiyle ilgili bir şeydir. İşte diyoruz ki kuzey yönlü rüzgarlar, kuzey batı diyoruz ya da güney doğu diyoruz vesaire. Havanın yönlü hareketi zaten rüzgar oluyor ama genel anlamda bütün yatay hareketlere biz advektiyon diyoruz. Bir diğer kavram, yine işte biraz önce söylediğim gibi bu bilim dalının kendine ait kavramları içerisindeki bir diğer kavram ise, özellikle rüzgarlar siklon alanlarında, yani alçak basınç alanlarında, işte bu da bir kavram, yani siklon alçak basınca karşılık gelir. Antisiklon ise yüksek basınç kavramıdır aynı zamanda. Zaman zaman alçak basınç, zaman zaman siklon ya da zaman zaman yüksek basınç veya antisiklon kelimelerini kullanabileceğiz bu noktada. Rüzgarlar siklon alanlarında, yani alçak basınç alanlarında yükselici bir hareket göstermekle beraber alçalan basıncın yerini doldurmak üzere de çevreden merkeze doğru, yani böyle bir konverjans dediğimiz yaklaşım hareketi gerçekleştirmekte. Yani bir taraftan hava yükselirken, basıncın alçalmasıyla birlikte hava yukarıya doğru yükselirken ya da ısınmayla birlikte örneğin yükselirken, diğer taraftan da çevreden merkeze doğru, yani bir yaklaşım hareketi, bir konverjans hareketi oluşmakta. Antisiklon alanlarında, yani yüksek basınç alanlarında ise zeminine doğru çöken hava çevresine doğru yayılarak bir diverjans, yani uzaklaşım hareketini oluşturmaktadır. Yani yüksek basınçlarda, o zaman şunu söyleyeceğiz, yüksek basınçlarda ya da antisiklon sahalarında biz diverjans hareketini, siklon alanlarında ise konverjans hareketini görebiliyoruz veya göreceğiz. Bu kavramlarımızı daha sonraki derslerimizde ya da daha sonraki konularda yine bu oluşumlar içerisinde tekrar edeceğiz tabii ki. Ama başta da söylediğim gibi bu kavramlar bu dersin ya da bu bilgilerin, bu temel bilgilerin içerisinde kendi literatürünü oluşturan, kendi jargonunu oluşturan kavramlar. Dolayısıyla bunları da zaman içerisinde öğrenmemizde fayda var. Bir diğer tanımlama olarak baktığımız zaman hareketler anlamında, yani yatayda hareketlerden konuştuk, diverjanstan da bahsettik, konverjanstan bahsettik.
dikey yöndeki hareketlere de baktığımız zaman bunun tümüne konveksiyon diyoruz. Yani konveksiyon ya da konvektif hareketler, dikey yöndeki bütün hareketler. Yalnız dikey derken şunu unutmayalım. Dikey anlamı zemin, yerden yukarıya ya da yukarıdan aşağıya doğru olan her iki türdeki hareketi de, yani her iki yöndeki hareketi de şey yapar, karşılar. Dikey hareket. Yukarıya doğru ya da aşağıya doğru. Biz bunun tamamına konveksiyon diyoruz. Yani dikey hareketlere. Ama bu genel kavram içerisinde biz iki kavram daha kullanıyoruz. Yani bunu ikiye ayırıyoruz. Yani zeminden yükselimle yukarıdan aşağıya doğru çökmeyi iki ayrı kavramda kullanıyoruz bu durumda. Zeminden yükselim hareketinin tamamına konveksiyon derken, yukarıdan aşağıya doğru olan hava hareketlerine ise sübsidans diyoruz. Yani çökme hareketleri yüksek basınçlarda, o zaman ne oluyor? Aşağıya doğru hareket olduğu için sübsidans var. Yani alçak basınçlarda konveksiyon var, yukarıya doğru bir hareket. Yüksek basınçlarda sübsidans var, aşağıya doğru bir hareket. Bunlar da yine bu terminolojide, bu basınç kavramı içinde kullandığımız terminolojik kelimeler aynı zamanda. Yukarıya doğru konverjans, aşağıya doğru sübsidans kavramı. Yani bu anlamda hava yükselirken baktığımız zaman yani konvektif hareketlerine bağlı olarak üst atmosferde soğuma görülmesine bağlı olarak buralarda örneğin işte nemin arttığını, bağıl nemin arttığını, nispi nemin arttığını, bulutlanmanın görüldüğünü ve ardından da yağışın başladığını söyleyebiliyoruz. Yani konvektif hareketlerin neticesinde eğer diğer koşullarda uygunsa yağış gelişebiliyor. Ama sübsidans hareketinde böyle bir şey olmuyor. Bunların hepsini işte ilerleyen derslerde nemle konuşurken, işte bulutluluğu konuşurken, yağışları konuşurken yine bu kavramları tekrar atıfta bulunacağız. O yüzden hani bu konuştuklarımız veya bu derslerde sizlerle paylaştığımız şeyler aynı zamanda ilerleyen dersler için de birer temel konu veya birer temel kavramdır bizler için. Burada tabii ki atmosfer içerisinde bu konuştuğumuz işte dikey hareketler, yatay yönlü hareketler, dikey yönlü hareketler, bunlar hep standartlaştırarak anlattığımız kavramlar. Ama doğada bunlar hep böyle düzgün mü işliyor? Tabii ki hayır. Yani işte bir sütun gibi yükselim ya da bir sütun gibi alçalım ya da işte düzgün bir şekilde işte gradyan bağlı olarak bir yönden bir hareket eden bir yapı her zaman bu kadar net düzgün bir şekilde olmuyorlar. Bir takım dalgalanmalar, girdabi hareketler görülebiliyor. Bu tabii ki zeminin etkisiyle oluşabiliyor. Yani örneğin rüzgar hareketini düşünün, işte küresel anlamda ya da bir basınç, bir cephe yapısının geçişini düşünün. Yani bir hava hareketinin daha doğrusu olduğunu düşünün. Türkiye'ye doğru yaklaştı, Akdeniz üzerinden yaklaştı. Anadolu'ya nasıl geçecek? Anadolu'ya geçmesi için Torosları aşması gerekiyor. İşte burada bir dalgalanma hareketi başlıyor. Yani yeryüzünün bu farklı yükselti özellikleri de tabii ki bu hareketlerinin düzgün bir şekilde, işte standart bir şekilde olmasını da engelliyor aynı zamanda. Zaman zaman bu hareketler birbirinin içerisine karışabiliyor. Yani yatay ve dikey hareketler bir arada görülmeye başlanıyor. Bir dağ yamacını aşmaya çalışan bir hava kütlesi aynı bir taraftan yatay bir hareket gösterirken diğer taraftan içinde de yükselim gösterdiği için dikine de hareket gösteriyor. Bu şekilde karmaşık bir duruma denk geliyor ki biz buna türbülans diyoruz. Yani yatay ya dikey hareketlerin bir arada oluştuğu karmaşık bir yapı ortaya çıkıyor ki biz bunu türbülans olarak da isimlendiriyoruz ve doğada sıkça karşılaştığımız olaylardan bir tanesi bu. Bunlar termik veya dinamik sebeplerle oluşabiliyor. Yani bu türbülans hareketleri ve bu türbülans içerisinde özellikle mesela büyük ölçeklerde gerçekleşen türbülans olaylarında üst atmosferde gerçekleştiği zaman mesela uçaklar içinden uçarken, geçerken işte türbülansa girdi diye anons yapılır, malum bilirsiniz bu süreçte. Uçağın sallanması, işte titremesi gibi, hatta ani bir düşüş ya da ani bir fırlama gibi, yani bulunduğu irtifadan ani bir şekilde düşme ya da bir üst irtifaya geçiş gibi ani hareketler de olabilir, oluşabiliyor. Halk arasında bu ani düşüşe biz hava boşluğu diyoruz ama gerçekte böyle bir kavram yok. Yani havanın boşluğu olmaz. Nasıl suda bir boşluk olmayacağı gibi havada da boşluk olmaz. Dolayısıyla aslında buradaki gördüğümüz şey bir basınç farklılıklarından oluşan türbülans hareketleri aslında. Yani o türbülansın hareketi karmaşık hareketler, yatay ve dikey yöndeki karmaşık hareketlerdir. Bu anlamda uçakları dahi, o tonlarca ağırlıktaki uçakları dahi etkileyebilecek karmaşık, atmosferdeki karmaşık hareketler bize böyle bir etki bırakmıştır.
Bu anlamda tabii ki işte biraz önce söylediğim o hava boşluğu kavramı ki doğru yani onu kullanırız ama doğru bir kavram değil. Atmosferde bu tarz kullandığımız yanlış kavramlar da söz konusu. Mesela yine şu anda hani direkt konumuzla alakalı değil ama atmosferle ilgili bir süreç olduğu için bir köşede bulunabilecek bir bilgi olarak söyleyeyim. Yıllarca işte iklim değişikliği konusunda ozon deliği kelimesi kullanıldı ama havada delik de olmaz. Yani su nasıl suda delik olmayacağı gibi, toprakta delik olur ama suda delik olmayacağı gibi havada da delik olmaz. Dolayısıyla orada bir seyrelmedir söz konusu olan. Yani bu tür kullandığımız kavramlar söz konusu. Bu anlamda hava boşluğu da yanlış bir kavram, kullandığımız yanlış bir kavram. Onu da yeri gelmişken söylemekte fayda var. Şimdi basınçlara şöyle bir bakalım. Basınçların ne olduğunu, nasıl bir yapıya sahip olduğunu bir bakalım. Hani biraz önce söylediğimiz alçak basınç ve yüksek basınç kelimelerini kullanmıştık. Alçak basınç ne demek, nedir? Yüksek basınç nedir? Ve bunun hareketleri nasıldır bu iki basınç yapılarının? Bunlardan bir konuşalım. Alçak basınçlar ortalama ya da normal ya da standart basınç değerinden yani 1013 milibardan daha az olan basınçlara, basınç yapılarına söylenir ki biz bunlara aynı zamanda siklon diyoruz. Biraz önce söylediğim gibi. Bunun alçak basıncın oluşan alanları ise alçak basınç merkezleri olarak isimlendiriyoruz. Yeryüzünde buna uygun alanlar söz konusu. Yine ilerleyen derslerde bunları da ayrıca paylaşacağız. Bunları da konuşacağız. Burada yani siklon alanlarında havanın konveksiyonel yani yükselici bir hareket gösterdiğini, yeryüzünde ise çevreden merkeze doğru yani konverjans özelliği gösterdiğini söyleyebiliyoruz. Burada bir şey farklılık söz konusu havanın hareketi noktasında. Alçak basınçlarda yükselici hareket var ve bu yükselici hareket sırasında kuzey yarımkürede, tabii o Coriolis kuvvetinin dünyanın dönüşüyle de alakalı bir süreç içerisinde, kuzey yarımkürede çevreden merkeze doğru olan hareket saat istikametinin tersi bir dönüşüm halinde yaklaşmakta. Yani doğrudan değil de bir saat istikametinin tersinde bir girdabi hareket söz konusuyken güney yarımkürede saat istikameti yönünde bir hareket söz konusu. Ama biz daha çok kuzey yarımkürede örnekler vereceğiz aklımız karışmaması için. Yeri geldikçe onun altını çizeceğiz yani güney yarımküreden örnek vermek gerektiğinde ama çoğunlukla kuzey yarımküreden örnek vereceğim için burada şu an şu aşamada alçak basınç hareketinin kuzey yarımkürede saat istikametinin tersine bir dönüş gösterdiğini ve buna bağlı olarak da havanın çevreden merkeze doğru hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu önemli bir öpü çünkü büyük alçak basınç merkezlerinde çapı 3000-4000 kilometrelere kadar çıkabilecek olan alçak basınç merkezlerinde farklı yerlerdeki havanın aynı yere karışık gelmesiyle meteorolojik hadiselerin oluştuğunu, işte rüzgar, fırtına, yağmur, yağış vesaire gibi hadiselerin oluştuğunu görebiliyoruz. Bunlar ilerleyen derslerin konuları ayrıca. Ama bu anlamda alçak basınç hareketi bir taraftan konveksiyonel bir hareket olmakla beraber yani yükselici bir hareket olmakla beraber diğer taraftan da çevreden merkeze doğru bir hareket oluştuğunu ve bunda saat istikametinin tersi yönde olduğunu söyleyebiliriz. Isınmaya bağlı olarak oluşan termik doğuşlu siklonlar yani alçak basınç merkezlerinde havanın alt tabakalarında sıcaklık yüksek ancak basınç düşüktür. Yani artık çünkü yani hava yükselmeye başlamıştır. Ancak termik doğuşlu yani alçak basınç merkezlerinin üst katlarına doğru hava soğuduğu için burada tekrar üst atmosferde yüksek basınç alanı vardır. Yani eğer bir yerde alçak basınç termik nedenlerle ısınma nedeniyle oluşmuşsa zeminde alçak basıncı görürüz. Haritalara baktığımız zaman zemin ve üst atmosfer haritalarına baktığımız zaman zeminde alçak basıncı görürüz. Üst atmosferde basınç orada çünkü artık ısınmanın etkisi ortadan kalktığı için de tekrar normale veya soğumaya dönmüştür ve yüksek basınç vardır. Bu anlamda termik alçak basıncı ayıran en önemli etken ya da en önemli ipucu daha doğrusu zeminle üst atmosfer arasındaki basınç farkıdır. Zeminde alçak olan basınç üst atmosferde yüksek yani üst atmosfer dediğim tabii ki 5000 metreler, 7000 metreler, 8000 metreler, 10000 metreler onlardan bahsediyoruz. Orada basınç tekrar yüksek hale geçmiştir. Yüksek basınçlara şöyle bir baktığımızda ise yüksek basınçlarda hava alçalıcı hareket gösterir bu sefer. Yani sübsidans şeklindedir. Yüksek basınç alanlarında yeryüzünde hareket merkezden çevreye doğru, dışa doğru bir yayılım olarak gösterir. Yani basan bir hareket, yani yüksek üst atmosferden zemine doğru alçalan bir hava zeminde çevreye doğru yayılım gösterir. Dolayısıyla buna da biz bir kelime olarak da malum diverjans diyoruz.
Bu hareketin aynı bir döngüsü söz konusudur. Alçak basınçlarda saat istikametinin tersine olan döngü, bu sefer yüksek basınçlarda kuzey yarımküre için saat istikameti yönündedir. Bunlar da tabii ki temel coğrafya derslerinden de hatırlarsınız, eski lise coğrafya derslerinden de hatırlarsınız. Basınç ve basınç çapların basınç hareketleri ya da alçak ve yüksek basınç hareketlerinde yüksek basıncın hareketi saat istikameti yönündedir. Nerede? Kuzey yarımkürede. Bu açıdan baktığımız zaman özellikle farklı ve ısınma soğuma koşullarına bağlı olarak yeryüzünde oluşan farklı basınç yapılarının olduğunu söyleyebiliyoruz. Zaten ekvatordan kutuplara doğru malum sıcaklıklar değişim gösterdiği için de buna paralel olarak da buna ve tabii ki denizler ve karaların da dağılışı da bunu etkilediği için yeryüzü üzerinde yani dünya üzerinde kuzey yarımkürede, güney yarımkürede farklı etkenlerle ortaya çıkmış ama büyük ölçüde ısınma ve soğuma farklılıklarından oluşan basınç yapılarının bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Bunlar tabii ki bu tarz siklon ve antisiklonlar oluşumları itibariyle termik oluşumları itibariyle de ya da dinamik oluşumlarına göre de farklı şekillerde sınıflandırılabiliyor. Termik doğuşlu basınçlarda özellikle ısınmaya bağlı olarak oluşan siklonları ya da soğumaya bağlı olarak antisiklonları söyleyebiliyoruz. Buna karşılık dinamik oluşumlar içinde de yine siklon ve antisiklon yani alçak ve yüksek basınçların varlığını söyleyebiliyoruz. Bir önceki derste de olduğu gibi yani kürenin anlattığım gibi kürenin yer kürenin genel kuşakları içerisinde basınç kuşakları içerisinde bu şekilde termik ya da dinamik oluşumlu basınç yapılarından bahsedebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu hafta da dersimizin sonuna geldik. Yine basınç ve basınçla ilgili kavramların neler olduğunu işte siklon, antisiklon, diverjans, konverjans, sübsidans, konveksiyonel hareket gibi yine bu dersin kendi içerisindeki kavramlarını da beraberinde öğrendik. Bir sonraki hafta yine kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.